Şöyle söyleyeyim, şimdi sığırlar biraz daha az meraya çıktığı için sığırlar için önerimiz şudur. En az iki defa yılda, yani bu sonbaharla bahar aylarında olabilir en uygun zamanlar. Ama dışarıya çıkıyorsa hayvan, bunu üçe de çıkarabilirsiniz meraya çıktıktan 3 hafta kadar sonra. Arttırabiliriz. Mesela benim bir önerim de şudur. Gebelikten önce özellikle süte geçmeyen bir antelmentikle bunu yapabilirler. Çünkü ilave tedavi yapabilirler. Çünkü niye? Gebelik döneminde şöyle bir sıkıntı var. Yani gebelik sırası yükselme diye bir olay söz konusu. Yılda iki defa en azından bir gebelik öncesinde böyle bir tedavi etmesi önemli. Ben bu konuda başka bir şey daha söyleyeyim. Küçük hayvan hekimliğinde şöyle bir durum vardır. Genellikle hayvanları aşılamadan önce kediyi, köpeği antiparazitar tedavi uygulanır. Peki biz bunu niye yapmıyoruz sığırlarda, koyunlarda? Bu ciddi bir konudur. Çünkü yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer aşı uygulamadan önce antiparazitar tedavi yaparsanız, organizma başka şeylerle uğraşmayacak. Sadece aşıya hedeflenecek. Yani vücudunu o hastalığa karşı koruyacak. Dolayısıyla benim önerilerimden bir tanesi de şudur. Bu hiçbir yerde genelde söylenmez. Belki iddialı bir kelime ama aşı uygulamalarından önce antiparaziter mücadele veya ilaç uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Evet, bu önemli bir Bence önemli çünkü nokta. bu birçok yerde söylenmez. Yani hiç küçük ama küçük hayvanda uyguluyoruz. Eğer mantıksız bir şeyse niye orada uyguluyoruz? Şimdi şöyle tabii tedavi iç veya dış parazit oluşuna göre değişmeli bence. Çünkü az önce söyledik iç parazitlerle ilgili. Dolayısıyla iç parazitlerle yapılacak mücadelede yılda en az iki kere hayvanlarınızı tedavi etmek zorundasınız. Ama bu hayvan koyun ya da keçi ise keçi sürekli ya da koyun dışarıya çıktığı için biraz daha tedavi sayısını arttırmamız gerekiyor. Ve her parazit için farklı düşünmek gerekiyor. Burada kim devreye girecek? Veteriner hekim. Örneğin dedi ki yılan kelebeği, yaprak kelebeği. Yılan kelebeğini yılda iki tedavi yaparsanız yetmez, yeterli olmaz. Burada mesela 3 kere tedavi etmeniz gerekir. Çünkü etkenleri alıyor oradan. Mesela biz bir kere sonbaharda, bir kere kışın, bir de ilkbaharda en azından yapılması gerekir bu tedavinin. Ama bunun yanında başka bir paraziter hastalıklarda 2 kere tedavi yetebilir. Örneğin kum kelebeğinde ilk 2 kere bir sonbaharda bir ilkbaharda yaptığınızda yeterli olabilir. Kompleks düşünmesi lazım veteriner hekimin. Şöyle bir yanlış algıya meydan vermemesi lazım. Ya ben bir tane ilaç uyguluyorum. Bütün hepsini bu tertemiz yapar, temizler. Bu sene yaptım, 3 sene buna bir şey gerekmez. Böyle bir mantık, böyle bir anlayış maalesef yok. Çünkü az önce ne dedik? %5'i sadece hayvanlarda, %95'i dışarıda. Siz hayvanınızı bu otu getirip yedirdiğinizde ya da bir şekilde dışarıya muhatap ettiğinizde dışarıyla bunları gelip alacak. Yılda en az 2 kere uygulamanız lazım. Ektoparaziter hastalıklarda ise veya kene, bit, pire bunlarda da tedavi yaklaşımları biraz farklıdır. Yani örneğin siz işletmenizde sinek mücadelesi yaparken dışkıları veya dışkı atıklarını düzgün bir şekilde uzaklaştıramıyorsanız ne yaparsanız yapın hiç kesinlikle başa çıkamazsınız. Bir kere bunlara da dikkat edilmesi lazım. Yani dışkıyı düzgün bir şekilde uzaklaştırmanız lazım. Hayvanın üzerinde yapacağınız dış parazit tedavisinin yanında yardımcı destek unsurları da devreye sokmanız gerekiyor. İşte bunlar nedir? Dışkıyı düzgün uzaklaştıracaksınız. Onun dışında mesela kene mücadelesi yaparken kenelerin aktif olduğu belli dönemler vardır. Yani şu anda kene mücadelesi yapmanın çok bir anlamı yok. Ama bahar aylarında, Nisan'da, Mayıs'ta artmaya başlayacaktır. O zaman öncelikle hayvanınızın üzerindeki keneleri yok edeceksiniz. Daha sonra da mesela çok ciddi sorun varsa bu duvarları, çatlakları, yarıkları kapatacaksınız. Böyle bir uygulama yapılabilir. Demek istediğim şu, her paraziti kendi özelinde incelemek gerekiyor. Yani biz doktora gittiğimizde doktor bey bizim karnımız ağrıyor. Bana bir tane şey ver de akciğerlere de iyi gelsin. Böyle bir şey mümkün değil. Bakteriyel ve viral hastalıklarda da böyle bir şey söz konusu değil. Kendi özelinde düzenlemek gerekiyor. Ama genel olarak şunu söylüyoruz. Hayvanın üzerinde dış parazit görüldüğü zaman her türlü ilacı uygulayıp tedavi edebilirsiniz. İç parazitlerde de koyunlarda 2-3 defa, sığırlarda 2 defa en az bunun yapılması gerekir. Ama özellikle üstüne basarak yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için söylüyorum. Yani
yılan kelebeğinde 3 kere tedavi yapacakken bir kere yaparsanız hiçbir anlamı olmaz. Böyle de bir durum var. Ben şunu öneriyorum. Önerdiğim şudur ve bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Yani nasıl bir işletmenin aşılama programı varsa antiparaziter uygulama programı da, yani parazitler ilaç uygulama programı olmalı. Bu yoksa zaten bir anlamı yok. Yani şu mevsimde şunu uygulayacağım, bu mevsimde bunu uygulayacağım demesi lazım. Bunu kim düzenleyecek? İlgili veteriner hekim arkadaşlar. Bu olması gereken bir şey.